Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir dekorister sponsorumuz astro show 20 yazarak yüzde indirim kodunu kullanabilirsiniz dekorister.com.tr'de yaptığınız alışverişlerde tarafımızdan sizlere yüzde 20 indirim aldık bilginiz olsun arkadaşlar tak tak arkadaşlar ne haber iyi misiniz Şimdi arkadaşlar ben başladı demeden başlamaz evet <gülüyor> <gülüyor> ve diyorum evet izin veriyorum piyasaya yükselebilirsiniz arkadaşlar balinalara sesleniyorum ee, yükseliş serbest <laughs> ay işin şaka yanı arkadaşlar. Evet ama e, tahminlerimizde %90 başarılı olduğumuz için kendime gurur durum. 2 dakika bir egomu tatmin edeyim arkadaş. YouTube'un bize para verdiği de yok. Ya benim gibi tüccar bir adamın burada beş boş beleş bir şekilde yani yayın yapması insanın canını sıkıyor. 2 dakika bari egomu tatmin etmeme izin verin arkadaşlar. Bir de 3-5 tane bize hakaret eden kişi bulduk. Onlardan parayı çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bir şekilde tazminat haklarımızla da, tazminat davası avukatım Twitter'da bekliyor. E Ayşun ben buradan koşturuyorum sen oradan yakala. <laughs> Ya onları böyle ya şimdi bak ee, ona şimdi Sikko kafalı kripto para e, youtuberları halkı batırdı diye kapak atıyorum arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Ya, sikko diyorum şimdi adam yanlış anlıyor hemen geliyor bana Twitter'dan geçiriyor tamam mı? Küfür ediyor kişilik haklarıma saygısızlık bulunuyor. Ben burada isim belirtmedim ki ama sen benim sayfama gelip bana küfür edersen ismime ee, hele ki de hele bir de benim videomu indirip de altına küfür ettirirsen o zaman suç işlemiş olsun arkadaşım tamam mı? Ben burada kimseyi burada şey yapmıyorum zaten söylediklerimiz de yalan değil doğru yani. Sonuç itibariyle bu sikko kafalı kripto para yatırımcıları insanları batırdı mı batırmadı mı? E diyeceksin şimdi sen de insanları al dedin ama fiyat düşüyor. Be kardeş ben avaksa e, gidip de millete 100 dolardan alın demedim tamam mı? Onu diyenler size e, sikko kafalılardı. Şimdi sikko diyorum kızıyorsunuz ne diyeyim abi sikim mı diyeyim yani ne diyeyim? Sikim sonik mi diyeyim yani ne diyeyim yani arkadaşım? Ne diyeyim sen söyle. <laughs> yani ne diyeyim paşa mı diyeyim bunlara A mı diyeyim arkadaşım bunlar ne des bak. Youtube'da yayın yapan traderların hepsi destek direnç bilir. Başka bir şey bilmez. En çok manipülasyon destek dirençte de yapılır. Başka da ben size bir şey söylemeyeyim yani. Bu, bak ben size şunu söyleyeyim. Ben EMA stratejistiyim kardeşim tamam mı? Ki benim bile burada bazen tablolarda okuyamadığım durumlar oluyor. Hemen haftalık grafiğe geçiyorum. Bunlar ne haftalık biliyor ne aylık biliyor arkadaşım. Bak şimdi piyasayı ara. Gir, gir YouTube'a. Yaz şimdi. BTC yaz. Önünle ne çıkacak? Büyük ayı geldi. Yok şöyle geldi. Ayıya mı gidiyoruz? Patladık falan filan. Milleti korkutuyorlar bak şimdi. Buradan almayın diyor yani. Nereden alın diyor. Gidin Avax'ı 100 dolara çıkınca diyor. Oradan alın diyor yani. Tamam mı? Şimdi. <laughs> bunlar bence. Bak balinalardan para alıyorlar. Bence balinalardan para alıyorlar bunlar. Yani ben tüccarım arkadaş. Bak. Ben tüccarım bana coin'ciler geliyor Diyorlar ki bizi öner Ben kabul etmiyorum çünkü Benim lansmanın bu şekilde olması istemem ee, Bak ben kimden sponsor oluyorum Dekorister'den bak benim sponsorum Dekorister tamam mı yani hiçbir şekilde Hile urda yok bende tamam mı Felence coin al bilmem ne coin al ee, de coin moin Al mal yok bu işin kralı Ethereum'dur kardeşim bitcoin'dir tamam mı Yanına yancı olarak Sol avax'ı koyabilirsin ben bunun dışında size Bir coin söylüyor muyum söylemiyorum Zaten bir Luna var. Onda da zaten her gün rulet oynadığımızı söylüyoruz değil mi? Şimdi arkadaşım yani burada ben size ne bir coin önerisi yapıyorum. Ne bir yatırım tavsiyesi veriyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ben yaptığım işlemden bahsediyorum. Ben şu anda arkadaşlar mala girdim. Maldayım zaten. Nereden aldık arkadaşlar? Avax'ı 30'un altından aldık. Solu alt elinin altından aldık. Ondan sonra 50 doların altından aldık. gidip de 150 dolardan size sol alın demedim ya da ben aldım demedim. Dolayısıyla arkadaşlar Ethereum'u hatırlatırım 1900 doların altından aldık. 3600'den almadık. 3600'den millete istediler malı. Ondan sonra ne oldu? Verdiler ellerine. Ondan sonra ben deyince burada Sikko kafalı diye bana geliyor hemen şeyden onların yandaşları ki kim olduklarını bilmiyorum ama mahkemede tanışırız yakında çünkü Twitter'dan bana saydıranlar varmış. Avukatım yakaladı. Her gün 5-6 tane yakalayıp e, tasim yani kişisel haklarımızı korumak için tazminat davası açıyoruz arkadaşlar. Bu yani vallahi kripto işini çok sevdim. Özellikle Twitter'ı çok sevdim. Çünkü Twitter'da herkes birbirine hakaret ediyor. Bu anlamda da işi bilirsen eğer, güzel de bir avukatım varsa ki benim avukatım süper. Dolayısıyla hani kriptodan para kazanıyoruz. Ben zaten tüccar adamım. ben Twitter'dan yani kriptodan kazanıyor Twitter'dan bana hakaret edenlerden 5.000 lira alsam arkadaşlar iyi para alırım. Yani şu anda alacağım da çünkü arkadaş ben bu konuda hiçbir şekilde acımam yani Bir ayaslan olarak, bir ayaslana bir güneş aslana, bir venüs aslana küfür edemezsin. Tamam mı? Neden küfür edemezsin? Ettirmezler. Tamam mı? Ben de ettirmem. Dolayısıyla arkadaşlar ben ne diyorsam o kardeşim. Tamam mı? Buranın kralı benim. Ne diyorum ben? <laughs> Böyle deyince gıcık oluyorlar. Tamam mı? Biraz gıcık ol yani. Bunları bak şimdi. Ben bu Twitter... Yani bu sosyal medyada gezen e, klavye e, şeylerini, e, trollerini gaza getirmenin yolunu biliyorum tamam mı? Bunlara vereceksin gazı, bunlar iki dakika ötedeki sayfana seni küfür edecekler. Bunları hemen yakalayacaksın buradan, kilitleyeceksin davayı. Ondan sonra tamam dava en az 7-8 ay, bir sene falan sürüyor ama sonuçta parayı alıyorsun Yani problem yok. Zaten seninle uzlaşmaya geliyorlar. Yani prosedürü böyle işliyor. Yani buradan bütün YouTuber camiasına e, sesleniyorum. Gerçi YouTube'da yapmak çok zor o yüzden yorumlarımızı kapattık. Yani YouTube'da bunu sana küfredeni bulman çok zor ama Twitter'da sana küfredene çok güzel enseleyebiliyorsun. E, şunu söylüyorum yani e, arkadaşlar ben geldim buradayım Twitter'dayım ve e, Twitter adresimi size göstereyim. E, ve arkadaşlar e, ben bir tüccarım ve kişisel haklarıma asla küfür ettirmem bunu söyleyeyim. Tamam mı? Gaza gelip de eğer bana küfür etmeye kalkarsanız e, 5 bin liranızı alırım arkadaşlar. Hani bana 5 bin liramı verin, kişisel haklarıma saydırabilirsiniz. Hiç problem yok. Yani e, 5 bin lira güzel bir rakam. Hani 20 kişi saydırsa ayda iyi para ediyor. Tamam mı? E, bunu sektör haline getirmiş olan bir sürü ünlü fenomen var. Bunu belirteyim yani. Tamam mı? Gerçi bunu Twitter'dan ve Instagram'dan daha güzel enseleyebiliyorsun. YouTube'da bize... E, yani küfreden kişilerin linklerini bulamıyoruz. Yani çok zor. Hani mahkeme versen de o kişiyle ilgili bayağı işlem yapman. Yani cumhurbaşkanı falan olman lazım. Ama Twitter ve Instagram'da bunları çok güzel Hukuki anlamda orada daha kolay işler işliyor. Dolayısıyla bu noktada bizim zaten YouTube'da bir sürü bakın dolandırıcı var şey var. Yani biz zaten yorumlarımızı kapattık. Küfredenlere de bir şey de yapamıyoruz <laughs> Yani arkadaşım YouTube bize yayın başına ne megabayt başına izlenme başına ne bir para veriyor. Ee, ne küfreden için tazminat veriyor. Boş beleş burada takılıyorum. Bari iki dakikayı mu tatmin edeyim diyorum. Yani bir ücret almalıyım abi. Yani like atın bu videoya. Yoksa devamı gelmeyecek bu yüzden diyorum. ya Çünkü bari bir like göreyim bu arkadaşım. Evet like'lar iyi güzel. O yüzden yayına girdim. Ee, şimdi müjdemi isterim öncelikle arkadaşlar. Bitcoin'de e, durumlar e, iç güvesinden hallice. Şimdi şöyle biraz size piyasadan bilgi vermek istiyorum. Uzun lafın kısası. Evet e, uzun lafın kısası. Diskotekte başladı. <laughs> Kartel bir numara. <laughs> en büyük. Şimdi evet arkadaşlar burada baktığımızda evet desteğe geldik dayandık bu destekten yukarı doğru gitmeyi umuyorum. Ben bir MH stratejisti olarak 5 ama haftalık ama da haftalık 5 amaya baktığımda boşta görüyorum. MH stratejisi de kural 7. Ee, arkadaşlar e, ema eğer altında topluyorsa ki size örneğini göstereyim mumlara mumlara temas etmiyorsa arkadaşlar mumlara temas etmiyorsa veya fitiller bu şekilde böyle çıkıntılıysa yukarı doğru basar ee, veya arkadaşlar bakın 5 ema altında topluyorsa veya şurada göstereyim bakın altında topluyorsa arkadaşlar ama gerçi burada e, çıkıntı yaptırmış olmamış bir dakika size bir altında toplama göstereyim Heh, şuradaki gibi bakın. Altında topluyorsa arkadaşlar burada yukarı doğru çıkış yakındır. Şimdi ben burada ne bekliyorum? Tabii ki hemen böyle bir rally değil. Ben rally olmayacağım zaten biliyorsunuz söylüyorum size. Şimdi burada EMA olarak baktığımızda arkadaşlar uzun bir zamandır hiç haftalıkta dead cross olmamış. Şimdi dead cross'a gider gibi yapıp bakın 20 EMA, 50 EMA'yı kesmiş. Burada şu kırmızı kemerimiz biraz daha aşağı inmeli. Yani bu bize Haziran ayındaki yükselişin ilk sinyallerini verdiğini gösteriyor. Özellikle şu kırmızı kement şurayı geçtikten sonra yükselişler gelecektir diye düşünüyorum. Ama bunun için tabii ki bir iki hafta ihtiyacımız var. Ama müjdemi isterim. Çünkü bu hafta içerisinde yukarı doğru birinci saydırma, ikinci saydırma, birinci saydır, üçüncü saydırma, dördüncü saydırma şeklinde bunun altına toplanacağını. Buradan sonra da buraya doğru saldıracağını düşünüyorum Bitcoin'de. Yani haftalık bunda haftada bir kez bir mum açılır biliyorsunuz arkadaşlar. Şu desteğin üzerinde ben bu hafta 28 bin üzerinde yukarı gideceğimizi Yaklaşık olarak gideceğimiz seviyede 32 bin seviyene kadar bir ivme bekliyorum ee, haftalık grafik incelediğimizde ki bunu sizin e, Sonic e, youtuberlarınız e, maalesef bunu bilmiyorlar. Dolayısıyla onlar destekçi olduğu için e, destek dirençli olduğu için en çok manip ve 4 saatlik grafikten okudukları için yandık bittik öldük diye konuşuyorlardır şu an. Ama arkadaşlar ben şu anda e, maldayım luna da çok güzel düştü valla arkadaşlar topladım yine ben buralardan ondan sonra bekliyorum. Yani şu anda mala girdik. Bakalım Allah ne verirse bahtımıza, nasibimize diye burada bekliyoruz arkadaşlar. Ethereum'da duruma baktığımızda Ethereum'da da yine 20 ama Ethereum'da da yine 20 ama 50 ama kesmek üzere. Yani kestiği anda burada fiyat baskısından kurtulacak. 5 ama da 200 amayı kesecek dolayısıyla fiyat baskısı gidecek. Yani burada ben açıkçası arkadaşlar şu şekilde bir ivme ve yine buraya doğru bir atak bekliyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ben zaten bir boğa olacak demedim mega ayıya girdik bu yıl boyunca Twitter'dan size sürekli bakın belirtiyorum Twitter'dan sizlere bir sürü yazılar yazıyorum beni an, anlık olarak oradan takip edin arkadaşlar ben size zırt pırt video çekemem Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar ethereum'da özellikle ee, Şimdi e, ethereum'da özellikle arkadaşlar e, burada bir yükseliş e, gelecek gibi duruyor e, Şimdi 200 ama 200 ama her amanın arasında bir yükseliş vaat eder zaten. Biz zaten mega iyiye bu yıl girdiğimizi belirtiyoruz arkadaşlar. Şunu da unutmayın. Ben hiçbir şekilde rallici malleci değilim. Ben bir tüccarım. Ben düşen malı alırım çıkınca satarım arkadaşım. Tamam mı? Benim için destek dirençte de pek önemi yok. Çünkü en çok manipüle eden bölgeler destek ve dirençler. Dolayısıyla ben EMA stratejistiyim. Dolayısıyla EMA'ları ve astrolojiyi birleştirerek sizlere bilgiler vermekteyim. Şimdi astrolojik olarak incelersek arkadaşlar özellikle kırmızı piyasanın içindeyiz ve düşüşler geldi. Bunu ise Twitter'dan da paylaşıyorum her seferinde yanında da belirtiyorum. Şimdi 23 Mayıs'a doğru yükselişler an be an gelecek. 27 Mayıs'ta bazı geri çekimler olacak ama akabinde yine yükselişler devam edecek. Aylık kapanışa doğru baktığımızda ay sonunda bazı e, fitil uçlarını görebiliriz düşüş şeklinde. Ancak burada dikkat etmemiz gereken 5 Haziran. 5 Haziran'da geri çekilme olacak ama yukarı doğru yükselişler yani burada korkutmasın sizi. 5 Haziran'dan sonra Merkür düze çıkmasıyla otomatik olarak Merkür tüsü bitmesiyle piyasanın yukarı doğru çıkacağını ben umut ediyorum. Dolayısıyla burada birazcık da enerjileri incelediğimizde özellikle bu hafta içerisinde 24 Mayıs'ta Merkür Mars Sextil, Venüs Satürn Sekstil, Merkür Plüto Trine açıları ve 23 Mayıs'ta Mars Plüto ve Merkür Jüpiter arasındaki 20 Mayıs'tan sonra ee, sek stil açılarından sonra yani dün başlayan açılardan ve 24 Mayıs'a kadar olan açılarla 26 Mayıs'a kadar olacak olumlu açılar vesilesiyle alt bir toparlanma süreci Bitcoin ve e, Ethereum'da bir toparlanma sürecini göreceğimizi düşünüyorum. Burada arkadaşlar en manipülatif e, dönem 27 Mayıs e, olarak altın işaretli Venüs-Plüto karesi burada altın değerlerinde geri çekilmeler söz konusu olabilir. Ee, arkadaşlar altın fiyatlarında bu hafta içerisinde geri çekilmeler olabilir. Özellikle 27 Mayıs tam 1-2 gün önceden e, burada tedbirli olmamız lazım. Piyasada şu an manipüle döndüğü için ben astrolojik olarak konuşuyorum. Manipülasyon en azından diye. Çünkü Venüs Pluto karesi de bir manipülasyon demek. Çıkarken birden fiyat geri e, gelebilir. Bu konuyla da ilgili e, riskinizi minimize edin. Bu e, aynı zamanda arkadaşlar bu daha çok e, yani bazı yapacağınız para girişimlerine özellikle yapacağınız iş kuruluş, kuruluş dönemlerine 27-25 Mayıs falan yapmamaya çalışın arkadaşlar. Ben yeni projelerimi 5 Haziran'dan sonraya attım onu da belirteyim. Şu anda kripto paralarda bazı inmeler bekliyorum yukarı doğru inmeler bekliyorum arkadaşlar. Bu noktada baktığımızda şu anda Ethereum'da evet fitil fitili geçemedi. Dolayısıyla burada en son kırdığı fitilin ucuna doğru geri çekilmeler ve 5 amaya doğru bir yükseliş söz konusu. Olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu yükseliş hemen birden DANG diye buraya gelmez. Bu haftalar içerisinde, Haziran içerisinde ben e, yani bu halatın da kırmızı halatın da aşağı doğru inmesiyle e, biz buna e, High Halbert indikatörü diyoruz. E, buraya doğru çıkacağını düşünüyorum ama birazcık da High Board'un lazım. Yani 5 Haziran e, sonunda yani burada şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Yani 100EMA-200EMA arasında, haftalıkta Ethereum'da dolayısıyla buradan e, bir zorlama e, ve akabinde ee, Dead Cross'a giderken Golden Cross biz buna hani e, Dead Cross tuzağı ben buna diyorum. Yani sizin e, sikko kafalı youtuberlarınız bundan haberi yoktur. Ee, ben diyorum yani bir kere bu konuda hani gerçek söylüyorum yani, 100 binlik kanallara sesleniyorum. 500 bin 1 milyonluk kanallara sesleniyorum. Ha, gerçekten eğitim alın arkadaşım yani. Hani bunu bir ikolalık için söylemiyorum ama yani bir boktan çaktığınız yok. Milleti 90 dolardan 100 dolardan avak saldırdınız. Tamam mı? 3600'dan eter aldırdınız hatırlatırım. Tamam mı? Ben siz derken bakın ben siz rally var rally var rally derken bakın ben ne yayını yapıyordum burada? Dedim ki Kriptocular bak ne dedim? insanları iflas ettirecekler. Bak. Size ne diyordum bütün dikkat elinde patlamasın. Bak rulet oynuyorlar dedim. Bak kaç ay önce demişim bunu? 2 ay önce demişim. Bak kriptoda büyük çöküş var. Dikkat diyorum. Siz rally var diyorsunuz. Bak ben bunları size uyardım. Uyardım mı uyardım kardeşim? Ha şimdi gelelim. Ee, e, Tabii bunları söyleyeceğiz hep, söyleyeceğiz hep. Neden söyleyeceğiz arkadaşlar? E, çünkü e, arkadaşlar admin arkadaşım da beni hep uyuyor. Abi bunları söyle sürekli diyor. Çünkü neden insanlar unutkandır diyor. E, yani yani bunları söylemek zorundasın diyor. Yani, tamam mı? E, dolayısıyla e, bazı arkadaşlarınız bize işte e, yok ben egoistmişim. E, evet yani egoistim. E, yani en azından sikko kafalı değilim. Yani tamam mı? Ben başarımda kendimde gurur duyuyorum kardeşim. Buna biz, bu bir kibir değil. Bu bir özgüven tamam mı? Bu bir mutluluk tamam mı? Bu bir yaşama sevinci. Dolayısıyla yani sen pısırın tekiysen bana ne? Sen çok mütevazisin. Bu kadar mütevazı olunca bu dünyada sanki sana madalya taktılar. Bu kadar mütevazilik bu dünya gezegeninde adamı ipe götürür tamam mı? Dolayısıyla ben tabii ki başarımı söyleyeceğim kardeşim. Tabii ki insanları kurtardık evet. Bizim de hatalarımız olabilir ama bizim hatalarımız daha minimize arkadaşım tamam mı? Ee, biz millete 3600 dolardan etlerim kakalamadık tamam mı arkadaşım? Ee, şimdi burada baktığımızda arkadaşlar evet ben burada e, yükselişler geleceğini umuyorum. Avax'ta solda özellikle solun grafiklerinden e, şu an çok ümitliyim. E, burada tabii ki bunların hepsi bir öngörü. Siz yine de e, arkadaşlar kendi bilginizle de bir durumu kıyas edin. Ancak dead cross e, tuzağı var burada. Dead cross'a gidiyormuş gibi yapıp kıvırır. Genellikle e, dead cross nedir? E, 20 ama'nın 50 ama'yı baskılaması, 50 ama'nın 200 ama'yı baskılaması ve kesişiminde dead cross oluşur. Mesela örnekse bir tane dead cross göstereyim e, arkadaşlar. E, dead cross bakın. Günlük grafikte bakın dead cross. Bakın fiyatı nasıl aşağı çekiyor bakın. 20 EMA buradan yukarı doğru pa patlatıyor. Sonra e, Golden Cross'a gider. Golden Cross'a sıçramadı. Ama Dead Cross bazen size tuzak kuzar. Dead Cross'a diye e, ayı tuzağı. Dead Cross'un ayı tuzağı. Mesela fiyatı baskılar baskılar fiyat buradan tak diye fışkırır. Şu anda da ben açıkçası e, haftalık grafikte Dead Cross e, ayı tuzağı olduğunu düşünüyorum. E, yani bu e, yukarı doğru yani Dead Cross yapmayacak. Çünkü neden? Asırcık olarak biliyorum ki bize tokat yani kriptoculara tokat olarak... Ee, Temmuz'un son haftası Ağustos'un ilk haftası vuracaklar Bu yıl 3 kere tokat vuracak Satürn Ve Uranüs faktörü de var Ekim'de Kasım'da Şimdi burada arkadaşlar 8 Kasım'ı görmeden uzun vadeli Mal almıyoruz tamam mı arkadaşlar 2023 yılı Mart ayına kadar Zaten ben otoritenin Devletlerin de kriptoları Onaylayacağını bekliyorum ama Astrolojik olarak ancak arkadaşlar onaylamaları için biraz insan telef olması gerekiyor. O yüzden telefon olmamaya çalışın. Biz bu ay, bu yıl yani bu yıl arkadaşlar biz kriptoda satçıyız. Yani uzun vadeli durmayacağız. Gireceğiz, vuracağız, çıkacağız. Gireceğiz, vuracağız, çıkacağız arkadaşlar. Tamam taktiğimiz bu. Dolayısıyla beni anlık olarak Twitter'dan takip ederseniz ki Twitter adresimi hep söylüyorum Astroloji Bakanı. Biraz önce göstermiştim. Ee, yine bu videonun altına koyarım, eklerim. Oradan da yük, e e ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu yıl arkadaşlar ben e, yıl sonuna doğru kriptolar çok kötü kapatacak. Bazı astrologlar diyorlarmış ki işte holo hot alın. Yok holo ne solo muydu? Bir tane dot mu got mu ne? Dot mu got mu? Ay şimdi öyle diyeceğim oraya başka bir şey olacak. Ne? Dört mü ne? Öyle bir şey bir <laughs> coin varmış. Arkadaşım bakın sizde birileri coin satmaya çalışıyor. Bu işin piyasası budur bak ethereum bitcoin avax sol tamam mı ki ben şu iki koyuna e bile yan gözüyle bakarım bu işin en güvenilir kaynağı ethereum bitcoindir para kazanmak istiyorsan arkadaşım ethereum bitcoin'de duracaksın ana kaynaklarını ben yatırımlarımın %80'ini ben mesela ben arsa toprak tapuda dururum arkadaşlar geldi mi? Sesim geldi mi? Geldi. Evet ses geldi tamam. Ee, ben toprakta dururum. Ee, altın gümüşte dururum. Ee, ana bakiyemin, ana sermayemin sadece %20'siyle kripto parada duruyorum. Ve onda da bu yıllar geçen yıl çok güzeldi. Aldık çok güzel 3-4 ay önce kaydettik falan ama bu yıl arkadaşlar alsatçı stratejiyle devam etmemiz gerekiyor. Uzun vadeli mal tutmayacağız elimizde. Alacağız Temmuz'da satacağız. Tamam Haziran'ı geçeceğiz. Temmuz'un içerisinde alsat konumundayız. Tamam mı arkadaşlar? Satürn Temmuz'da vuracak bir tane de Aralık'ta vuracak arkadaşlar. 8 Kasım'dan sonra tokadı hazırlay hazırlıyor yani onu söyleyeyim. Şimdi burada baktığımızda o son tokat arkadaşlar çok kanlı bitecek onu söyleyeyim. Bakın şimdiden altını çiziyorum. Ben size videolarda neler söyledim neler söyledim ama ya benim söylediklerimi trişka adamlar söyleyemiyor. Onlara böyle like yağdırıyorsunuz. Ulan ya kardeşim şu benim videoları eskiye doğru bir izleyin. Ya bir sürü şey bildik burada. Dakikasını bildik bazen. Arkadaşlar ciddi söylüyorum ben burada bulunduğum yeri hak etmiyorum ya. Ya bir ay aslan olarak. Bir güneş oğlak olarak. Yani ciddi söylüyorum. Ben hak etmiyorum burada. Ee, yani bu YouTuber'da, bu YouTube, YouTube camiasında bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Daha yüksekleri vurmamız gerekiyor. Çünkü size bir bok tavsiyede bulunamayan, hatta bir bok anlatmayan, tırışkadan kanalları bakıyorum. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. E tabi insan özgüven bunalımına giriyor. Yani diyorsun lan ben daha... bakıyoruz. Çok düşük arkadaşım. Ya şu videoya 3000 like gelir mi? Yani desem acaba atan olur mu? Ee, like ya para da istemiyor sizden ama arkadaşlar inanılmaz bir şey ya. Yani e, insanlar ya emeğe karşı bir like'ı bile çok görüyor. Yani para istesek ya para istemiyoruz ki ya kardeşim like ya like. Bu kadar zor mu lan bu like atmak? E, dolayısıyla yani o tırışkalara atan bir camia var yani inanılmaz ya. Adama 50 bin like gelmiş abi ya. Millet bakmış 50 bin kere like atmış adama ya. Ya bu millet salak mı arkadaşım? Ben anlam vermeye çalışıyorum. bir Merkür Başak olarak. Yani Merkür Oğlak Satürn ağlaması olan biri olarak. Yani böyle bir arkadaşlar hani mantık arıyorum ve bulamıyorum arkadaşım. Bu millet gerçekten geri zekalı o zaman. Kendini batıran adama 50 bin like atıyor. E i̇nsan tabii yani özeniyor ya. Yani. Özeniyor yani. Değil mi? Sanki biri karşımda limon yiyor ya. Ağzım ekşiyor ya da nasıl diyeyim karşımda biri dondurma yiyormuş gibi ya. Ya diyorum abi benim de canım istedi. Kaç lira lan bu dondurma? Oğlum kaç lira lan şunu söyleyin ben de alayım ya. Ya bir ayastan olarak ben de şurada bir 50 bin lak görmek istiyorum ya. Şimdi arkadaşlar evet ben başladı demeden başlamazdı. Evet arkadaşlar dalgamızı da geçtik. Evet malları da yükledik cüzdana arkadaşlar. Evet bir yükseliş bekliyoruz. Bakalım atak gelecek mi bu hafta içerisinde özellikle. Ama arkadaşlar ben 5 Haziran'dan sonra çok ümitliyim. Çünkü Merkür'ün düze çıkması şunu biliyorum stratejik olarak. Astrolojik olarak yani Merkür'ün girişinde piyasa aşağı iniyorsa Merkür düze geçti piyasayı yukarı kaldırıyor. Merkür girişinde es girişinde retro girişinde piyasayı yukarı kaldırıyorsa Merkür düze çıkınca piyasayı aşağı çakıyor. Şimdi böyle bir, böyle bir taktik var gökyüzünde. Dolayısıyla ben bunu keşfeden ilk astroloğum. Bunu da belirteyim altını çizeyim. Neden? E çünkü ben şimdi bunu biliyorum da siz bilmiyorsunuz yani tamam mı? Ee, dolayısıyla bunu söyleyeyim ki tamam daha önce duymamışsınızdır böyle şeyleri. Bu kanalda çok önemli evrenin sırlarını paylaşıyorum. Takan yok ya canım çok sıkkın. Kriptoda kazanıyorum her şeyde kazanıyorum. Bu ettirdiğimin YouTube'unda bir böyle ağzımın tadıyla bir 5000 like göremedim arkadaşlar. Bu benim canımı sıkıyor ya. Bu videoya 5000 like gelsin. 2 saat canlı yayına gireceğim arkadaşlar. Ee, 2 saat canlı yayına gireceğim. Bütün sorularınızı haritalarınıza bakacağım. Bu kadar net diyorum. Ee, ondan sonra size en enteresan sırlar vereceğim. Hadi bakalım. Yazıklar olsun. Videoyu 20 bin kişi izliyor. Bir tane like atmıyor arkadaşlar. Böyle bir saç saçmalık olmaz. Bin tamam bin anladık. Bin kişi var orada. Bin kişi kemik kadro girdiği gibi like'a basılıyor tamam da abi diğer 14 bin kişi nereye gitti yani 14 bin abi nereye gitti bunlar neredesiniz oğlum siz arkadaşlar sizleri seviyorum bu yayınımızda bu kadar olsun Nirvana tişörtümü giydim bu arada sonunda söylüyorum ama evet Nirvana'ya gidiyoruz arkadaşlar yani Nirvana dedim de yani arkadaşlar şimdi bak Nirvana deyince de <laughs> hani büyük bir beklentiniz olmasın fakir düğünü gibi yani Arkadaşlar yani siz Avax'ta 73'ü bulun. Öp de başına koyun. Tamam mı arkadaşlar? Ben size bir halli var umudu vermiyorum. Yani ama nereden aldık? 20 30'un altından aldık arkadaşım. Tamam mı? 30'un altından mal topladık. Şimdi buradan 73'ten satarsak en büyük kral biziz. Tamam mı? E sen de bir insansan bir like at artık canım. Bir like at ya. Bir like at ya. arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu yayında bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı bol kazançlar dilerim. Bereketli olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Burada yine her zamanki gibi kliple gidiyoruz tabii yani. Kliple gideceğiz. Ee, evet bir klibimiz size gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. ya Mikrofonda astroloji bakanı var anlatıyor Bak sözüne kulak ver Sakın ama sakın ben duymadım işitmedim Hiç bilmiyorum deme Yıldızları değiştirme kelimizdi Hadi sen de takıl peşimize Diğerleriyle karıştırma beni Onlar hep kalır gerimizde Bu bakan çok başka bakan ilgi alaka hep yakından Uran gökyüzünde astrolog oldum ben yeryüzünde Satürn ilişkiye onay vermezse eğer iki tarafta hüsran göz boyama dalavere Süslü cümleler olmaz bizde yalan Kadar bir matematik denklemi biz yaşarken sürekli eşitliyor Çabalar bazen nafile maalesef dilediğim her şey olmuyor Astroloji bakanı o astro show yapıp horoskop bakıyor Her şeyi gökyüzüne soruyor o yüzden hep doğru cevaplıyor Astroloji bir ilimdir, kendini bilmektir Bunu da herkes bilsin, astrolog asla falcı değildir Tekamülden bahseder herkes ama kimse yıldızları bilmez Astroloji bakanı anlatır, onun dilinde tüy bitmez